Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın, iyi haftalar. Günaydın Barış, iyi haftalar. Haftaya dileriz, iyi bir hafta olur. Evet. İngiltere ile başlayalım. Evet. Bir yanda gerçi İtalya'da da seçimler var. Bugün artık akşam saatlerinde sonuçlar alınmaya başlanacak İtalya'da, ama öncesinde İngiltere'nin cuma günü düşen notu. Evet. O biraz şaşırttı aslında. Moody's 3A'dan bir A gitti değil mi? Evet. Ve hani A'ydı. Evet, yani bir A gitti. Sonra Moody's dedi ki A dedi. Biz bunu çok uzatmışız dedi. A 1 yaptı. Evet. Şimdi tabii neden böyle oldu? Hani İngiltere'nin notu neden düşürüldü ve tabii bunun hani bize bir etkisi olur mu, piyasalar üzerindeki etkisi nedir? Evet, şöyle, İngiltere'de George Osborne Maliye Bakanı sıkı bir politika izliyor. Özellikle de büyümeyi biraz sekteye uğratan daraltıcı bir maliye politikası izliyor. Ve hala da not indirimi sonrasında da şey yapıyor, bunun devam edeceği sinyalini de veriyor. Not görünümü şimdi 3A'dan AA1'e indirdi Moody's. Sadece demek ki bizim için geçerli değilmiş. Yani Moody's veya bir başka derecelendirme şirketinin not indirmesi negatifti görüntüsü. Yani 3A negatifti. Negatif demek yani notu indirebiliriz diye daha önce sinyal vermişti Moody's ve bekleniyordu. Yani çok sürpriz ve şaşırtıcı bir şey olmadı İngiltere için, ama İngiltere siyasetinde bu bayağı bir eğlenceli mecliste konuşmalara sahne oldu. Bilmiyorum, sen hiç izledin mi? İngiltere'nin biliyorsun bir tane şeyi vardı, bir meclisi vardır. Şöyle bir masa vardır ortada. Karşılıklı otururlar ve çok yakınlardır birbirlerine. Hiçbir zaman o geleneği de bozmuyorlar. Çok da küçüktür aslında meclis. Sığmaz çoğu zaman şeyler, milletvekilleri. İşte orada daha önce Osborne notun önem veriyordu. Ve ekonomik politikaları, AAA notu, ekonomik politikalarımızın, olumlu ekonomik politikalarımızın biz göstergesidir diyordu. İşte biz bu sınavdır bu falan diyordu. Ve tabii böyle derken notumuz iyi, işte 3A'dayız derken not indirilince tabii bayağı bir dalga geçtiler Osborne'la ve diğer siyasiler. Burada notun indirilmesinin sebebi özellikle İngiltere'nin bir kere diğer ülkeler gibi bir yüksek borcu var. Northern Rock şirketi batmıştı İngiltere'de. O zaman çok büyük işte borç kapatmak için bayağı bir bütçeden açık vermişlerdi. Aynı zamanda bu borçlar sürekli olarak artıyor. Büyüme gelmeyince tabii vergi gelirleri de artmıyor. Bu da artıyor. İşte bütçede, bilançoda bir bozulma söz konusu. Zaten Moody's de diyor ki İşte sizin bu gidişatınızı 2016'dan önce tersine çevirmeniz mümkün değil. Şu an borçlarınız artmaya devam edecek. Bu nedenle notu indiriyorum diyor. Bu şekilde bir not indirimi oldu. Ama bunun bizim piyasalar üzerinde veya Avrupa üzerinde bir etkisi var mı diye baktığımda çok fazla bir etkisi olmadığını ben görüyorum. Özellikle de tabii ki İngiltere borsasında etkili olacaktır, ama dış piyasalara baktığımızda genel olarak hem Amerika hem Asya cephesi oldukça olumlu bir seyir içerisinde. Ve Avrupa'da bugün açılışta özellikle İngiltere'de Londra borsasında bir miktar geri çekilme söz konusu olur, ama geneli etkilemez çünkü beklenen bir şeydi bu. Hı hı. Peki hocam, İngiltere meselesi öyle ama İtalya önemli. Evet. İtalya'da şimdi seçimler var. Gözüken o ki Berlusconi sahneye geri dönüyor. İkinci çıkacak gibi gözüküyor sandıktan. Birinci olması evet, beklenen solun lideri Pierluigi Bersani. Evet. Şimdi tabii akşama doğru sonuçlar gelmeye başlayacak, ama bugün bütün gözler İtalya'da. Saat 17'de kapanacak sandıklar. Tabii oranın saatiyle. Hı hı, hı. Yani yarın sabah aslında net olarak öğrenmiş olacağız İtalya'da ne olup ne bittiğini. Nasıl etkiler? Kim gelirse ne olur? Çünkü şimdi Monti ile gelindi buraya kadar. Teknokrat bir hükümetti. Evet. O acı reçete bayağı tepki aldı. Evet, kesinlikle. Şimdi mesela Berlusconi diyor ki ben diyor vergilerin tamamını kaldıracağım diyor. Yapabilir mi, yapamaz mı? Tabii Berlusconi biraz enteresan bir şahsiyet. Onun ne yapacağı da belli olmaz. Evet. Diğer taraftan solun lideri Bersani böyle daha oturaklı, biraz daha hani
Gerçi Berlusconi'ye göre herhalde herkes daha mantıklıdır ama kesinlikle Bersani de mantıklı bir siyasetçi gibi görünüyor ama ne dersiniz? Kim gelirse ne olur? Bu yani hangi sonuçlar piyasaları nasıl etkiler? Evet, orada çok net bir şekilde piyasalar şu an çok fazla reaksiyon vermiyor Barış. Özellikle Berlusconi'nin gelmeyeceğine inanıyor piyasalar. Dediğin gibi anketlerde de ikinci sırada gözüküyor. Şeyin hiç şansı yok. Yani Mario Monti'nin hemen hemen hiç şansı yok. Dediğin gibi o acı reçeteleri uygulayan kişi. Bir de siyasetçi değil. Tabii. Dolayısıyla da bir de seçime katılım oranı acayip düşük olmuş. Yani ilk gün %55 civarında bir seçime katılım olmuş. Şimdi piyasa açısından Bersani'nin gelmesi, yani solun lideri Bersani'nin gelmesi daha anlamlı. Daha böyle Avrupa Birliği ile daha yakın, daha işbirlikçi bir politika izleyeceği düşünülüyor. Yalnız şunu da söyleyeyim, Berlusconi bile gelse onun öyle kendi başına hareket etme şansı neredeyse yok gibi. Yani geldiği günün ertesi günü gelsin vergileri indirsin, öbür günde krizi çıkartır. Yani bir anda İtalyan faizleri fırlar gider, yani önünü alamazsın. Ve İtalya bankalarından para kaçışı bile başlar. Yani o kadar kolay bir iş değil. Ama biliyorsun bizde de şöyledir. Yani siyasetçiler seçim öncesinde her şeyi atıp tutarlar. Normal şartlar altında eğer Berlusconi şu an birinci sırada çıkıyor olsaydı ve bu söylemlerle birinci sırada çıkıyor olsaydı İtalya'da biz bir miktar faizler yükseldi ama o çok kabul edilebilir bir şey. Çok fazla gerilemişti. Bir miktar tepki yaptı. Ama buna rağmen piyasa çok fazla bozulmayabilir. Çünkü piyasa şunu da biliyor. Yani siyasi söylemleri normal gerçek söylemlerden de ayırabiliyor. Ve Berlusconi'nin dediğini yapamayacağını da aslında biliyor piyasa. Bu anlamda hani Berlusconi yarın sandıktan sürpriz bir şekilde eğer birinci parti ve tam iktidara sahip bir şekilde çıkacak olursa işte o zaman bir bozulma söz konusu olabilir ama bu olasılığın uzmanlar yani siyaset uzmanları oldukça düşük olduğunu ve Bersani'nin birinci sırada olduğunu ve onun kazanma olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Bu nedenle şu an hani o bir siyah kuğu diyeyim yani eğer Berlusconi gelir de hala o söylemlerine devam edecek olursa ki ilk seçim konuşması yani seçimden sonraki ilk yapacağı konuşmada bunları tekrar ederse geçici olarak çok kalıcı değil ama geçici olarak Avrupa piyasalarında bozulma ve euro dolar paritesinde sert düşüşlere sebep olabilir. Fakat bu olasılık oldukça düşük. 6 puan gibi bir fark gözüküyorden sonra hocam ki evet. Kapanması zor bir fark hakikaten Berlusconi ile Bersani arasında. Sizin dediğiniz gibi büyük olasılıkla Bersani yarın sabah gelmiş olacak gibi gözüküyor. Dikkat edersen bak burada sol lider geliyor. Şeylerde kriz sonrasında değişecek şeyler. Hakikaten mesela Merkel de bu sene zannedersem Ekim ayında mıydı? Ekim'de seçim. Sanırım o da gidecek gibi gözüküyor. Evet Merkel de bence gidecek çünkü kendi bölgelerinde bile yerel seçimleri kaybetti. O anlamda bir miktar böyle bir şey değişikliği olacak. İngiltere'de mesela muhafazakarların gidip İşçi Partisi'nin gelmesi olasılığı oldukça yüksek. Fakat bu en azından şimdilik Draghi'nin yani Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin daha önceki söylemi çok önemli hala. Yani sıkışan bir ülke olursa biz yardım edeceğiz, hazırız, başvurması halinde tahvillerini alacağız sözü. Şu an Avrupa'daki sükunetin en baş sebebi bu hala etkisini devam ettiriyor. Peki gelelim bize hocam. Şimdi Cuma günü yine düştük. Borsa yine düşüşteydi. Evet. Önemli de bir desteğin altına indi aslında. Şimdi bugün de önemli bir gün aslında. Rekabet Kurulu tarafından bankalar hakkında 16 ay önce başlatılan rekabeti ihlal soruşturması vardı. Onun son virajına girildi artık. Bugün yarın sözlü savunmalar alınıyor bankaların 12 banka ile ilgili. Nihai karar da verilecek. O karar da 15 gün içinde verilecek ama bugünden itibaren sözlü savunmalar alınmaya başlanıyor. Şimdi Cuma günkü düşüşte acaba bunun etkisi var mıydı? Evet. Şimdi bugün nasıl etkileri olur bu bankalarla ilgili durumun ve artık alım zamanı mı size göre yoksa daha da aşağı gider mi? Şimdi şöyle Barış, Cuma günü aslında dış piyasalar oldukça iyiydi. Yani genel olarak hem Avrupa'da yükseliş vardı hem de Amerikan borsası açılıştan itibaren yukarı yönlü bir hareket yapıyordu. Ve bu hareketler sırasında bizim ikinci seansta özellikle, şimdi grafiği verebilirsek arkadaşlar bizim endeksin grafiğini KJ'yi alıp burada göreceğiz. Birincisi 76.500 seviyesi. Yani daha önce
destek olarak verdiğimiz seviyenin altına geldi. Fakat dikkat edersen geçen haftaki yayınları eğer izleyicilerimiz YouTube'dan izleyecek olurlarsa özellikle bu seviyenin altına, yani 76.500-600'ün altına borsada bir geri çekilme olursa bunun özellikle önümüzdeki orta vadeli dönem için, bu orta vade dediğimiz genellikle yani buradaki anlamıyla genellikle 5-6 hafta, işte 8 hafta, yani 2 aya yakın süreli bir vade için ben kademeli alım öneririm demiştim. Bu fikrimde çok fazla değişiklik yok. Aynen senin söylediğin gibi oldu. Cuma günü dış piyasalar çok olumluydu ve bu 25 Şubat sendromu diye zannedersem bir izleyicimiz sormuştu. Hatırlar mısın geçen hafta içerisinde? Bir izleyicimiz şöyle sormuştu. 25 Şubat sendromu konusunda ne düşünüyorsunuz? Hı hı. Evet, ben de bu bilinen bir şey, gizli bir şey değil ama yine de o güne yakın yaklaşıldığında pek risk almak istemeyenler. Çünkü bankalara ne ceza verileceği belli değil. Orada bir satışa geçebilirler demiştim. Fakat kararın çıkması belki de Mart ortalarını bulacak. Yani bugün genel müdürler gidecek, evet, sözlü savunmalarını yapacak. Ve sözlü savunma sonrasında rekabet kurulu hem ellerindeki diğer delilleri hem de sözlü savunmaları inceledikten sonra, ki bu savunmalarda tabii çapraz sorgulama da bir bakıma olacak. Yani birisinin söylediğini öteki teyit ediyor mu şeklinde. Hmm. Daha önceden de haber verildiği için herhalde yani burada çok fazla sorun olmaz. Ama önemli olan bugün, bugün yatırımcının izleyeceği şey şu. Sözlü savunmadan çıktıktan sonra banka genel müdürleri, çünkü 12 tane banka, ki bunlar Türkiye'nin bütün en büyük bankaları tabii sonuçta. Genel müdürler çıktığı anda tabii orada büyük bir ekonomi basını ordusu olacak bence ve herkes bilgi almak isteyecek, ne oldu, ne soruldu diye. İşte tam o açıklamalar sırasında anında biz Reuters'ten, Matrix'ten, işte Bloomberg'ten, Forex'ten haberleri geçtiğini göreceğiz. Belki bazı ekonomi kanalları o sırada canlı da verebilir yapılan açıklamayı, bilemiyorum. Ama açıklama sırasında piyasada bir dalgalanma yaşanır. Hı-hı. Özellikle de böyle bir durumda tabii ki banka genel müdürleri yani şöyle bir şey söyleyeceklerini zannetmiyorum. Ya girdik sözlü savunmaya, acayip zor bir savunma geçirdik, vallahi endişeliyiz. Yani böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Benim tahminim, bugünkü yazımda da onu belirttim. Özellikle çok iyi oldu. Kendimizi ifade etme fırsatı bulduk. İşte size karşı tutumlar nasıldı falan, çok çok iyiydi falan, yani böyle bu tip açıklamalar gelecektir. Tabii hiç kimse bir şey söylemeyecektir. Yalnız bu gibi durumlarda güzel olan bir şey var. Piyasa her zaman fiyatlamayı yaparken en kötü olasılığa göre fiyatlar. Şimdi hep herkes şunu düşünüyor. Acaba A bankasına, B bankasına, C bankasına ne kadar bir ceza gelecek? Tabii. Normalde bu bir şirket olsa cirosunun %5'ine kadar ceza gelebiliyor. Yani 100 milyon ciro yapan bir şirketin 5 milyon ceza verebiliyor. %5 de çok büyük bir oran. Çünkü senin kar marjın zaten %5 olabiliyor, en fazla 6 olabiliyor. Karın tamamını vermek zorunda kalabiliyorsun. Yalnız bankalarda da böyle bir şey yok. Yani bankaların cirosu diye bir şey yok. Yani bankaların satış hacmi diye bir şey yok. Orada neyi baz alırlar bilmiyorum ama benim tahminim ciro bazında toplam gelirlerini baz alırlar. Yani faiz geliri artı faiz dışı gelirlerin tamamı, bu komisyon gelirleri vesaire, bunu baz alabilirler. Evet. Veya net faiz gelirlerini baz alabilirler. %5'ine kadar verebilir. Ama burada yapılan savunmaları da baktıktan sonra gerçekten piyasadaki kredi faizlerinin ortaklaşa belirlenebildiğine ilişkin çok kesin deliller olmadığı sürece bu cezalar sadece hani caydırıcı olma anlamında göstermelik de olabilir veya gerçekten de bankalar haklı bulunabilir ve hiçbir ceza da verilmeyebilir. Ama piyasa bugün fiyatlamayı yaparken veya cuma günü fiyatlamayı yaparken en kötü olasılığa göre fiyatlama yapar. Şimdi tam da 25 Şubat ve Mart ayına kadar da bu sürüncemede kalabilir. Yani zaten şeye bakıyorum. Yani bu kadar büyük bir düşüşten sonra 86.500, 75.600. Evet.
Evet. Yani yaklaşık olarak nereden baksın 10.500, 11.000 puana evet. yakın bir geri çekilme var. Faizler nerede? Faizler 5.60'da, 5.70'de. Yani normalde bu beklentiler olmasa insanın şey diyesi geliyor. Ya kardeşim gözünüzü kapatın girin hisse alın diyesi geliyor. Yani öyle bir şartlar uygun oldu ki sadece bu faktör büyük bir fırsat yaratıyor. Bunu biz sonra göreceğiz. Yani evet. şu bir de şu çok önemli bir bilgi. En kötüye göre fiyatlama yaparlar. Bundan sonra da geri çekilme olabilir mi? Yapılan açıklamalardan sonra çok hızlı yükselişler de olabilir. Mesela bir banka genel müdürünün sadece şu sözü etmesi bile 1500 puan yükselişi getirir. Yani sadece şunu dese bile yok ceza verileceğini pek zannetmiyoruz gibi bir şey söylese yani öyle bir ben bu görüşmeden böyle bir izlenim edindim dese anında 1000-1500 puan hızla yukarı gidişler olabilir. Bu anlamda yatırımcıların tabii ki onu izlemesi lazım ama dalgaya hazır olsunlar. Yani ne hızlı gelen alımlara çok fazla kansınlar ne de tekrar piyasa açıldıktan sonra bir banka genel müdürünün evet zorlu bir görüşmeydi bakalım biz de bekliyoruz bir miktar endişemiz var gibi bir şeydi. Bu yani böyle bir sinyalde inanılmaz bir şekilde çok kötü etki yapar. Yani 1000 puanlık bir etki yapar. Şimdi genel bir psikolojiyi aktarmaya çalışacağım. 78.000'den 76.500'e kadar düşüş olduğunda 1500 puanlık bir düşüş oluyor Barış. Bu 1500 puanı normalde yatırımcı izlerken pek fazla önemsemiyor. Çünkü şöyle bir güven var. 76.500 seviyesinde nasıl olsa destek var, güveni var. Ama onun altına 300 puan sarkma olduğunda bu panik 300, başlıyor o zaman. Bu 300 puanlık düşüşün etkisi diğer seviyelerdeki 3000 puanlık düşüş kadar etki yapıyor. Çünkü şöyle bir korku başlıyor yatırımcılarda. Hızlı bir şekilde aşağıya doğru hani kırıldı ya destek. Evet. Hani orada büyük bir psikolojik destek vardı ya. O kırıldı ya. Çok ciddi bir travmatik oluyor o 300 puan, 500 puanlık bir hareket. Normalde desteklere yakın yerlerde, burası çok önemli bir bilgi yalnız, desteklere yakın yerlerde, herkesin destek olduğunu bildiğiniz bir yerde, herkes destek diyorsa ve orası aşağı geçiliyorsa, herkesin bildiği destek aşağı geçiliyorsa, oradan geri dönüş olasılığı çok yüksek oluyor. Asıl tehlikeli olan şudur, yavaş yavaş oraya gelmek yerine, mesela 78.000'den 76.500'e kadar düşüyorsun ve sonra oradan dönüyorsun tekrar bir daha gidiyorsun. Tekrar 76.500 tekrar yukarı derken tam 78.500 79.000'e giderken bir anda bir saat içerisinde güm diye 76.500'ün altına iniyorsan yani destekten çok uzaksan ve destek artık herkes desteğe gelmeyeceğini düşünüyor ve artık yukarı gideceğini düşünürken destek kırılmışsa işte o çok tehlikeli bir kırılma. Yani o zaman tehlikeli ama bizim gördüğümüz geçen hafta içerisinde genel olarak desteğe yaklaştı geri döndü yaklaştı geri döndü. İşte bunu arkadaşlar grafiği bir daha bütün ekran verelim alttaki KC'yi de kaldıralım oradaki destek geliş. Evet şu bölgede bak şu bölgede destekler var. Burası 77.200, şurası da 76.500-600 seviyesi. Geliyor buraya, yaklaşıyor, geri dönüyor. Geliyor, dönüyor, geliyor, dönüyor. Sonra geliyor aşağıya doğru tekrar 77.200'e geri yukarı dönüyor. Tekrar buraya geliyor 77.200'de. Yine aynı desteğe geliyor ve bu destekten tekrar yukarı dönmeye çalışıyor ve şu süre içerisinde kırılıyor aşağıya. Buradaki işte yaklaşık 300-500 puanlık bir düşüş ki burada yaklaşık 800 bin puan civarında bir geri çekilme oldu. Bu daha önceki düşüşlere göre neredeyse 3000 puanlık bir düşüş kadar psikolojik bir etki de yapıyor. Ben bu süreyi genellikle hep şöyle diyordum yatırımcılara. Ya bu süreç çok bıktırıcı ve gerçekten evet. sıkıntılı geçecek. Yani bu sert düşüşler sonrası yatay hareket süreci. Her düşüşte işte... Eyvah kırıldı deyip satarsınız, dipte satarsınız. Bir miktar yükselmeye kalktığında yukarı gidiyor dersiniz alırsınız, bu sefer tepede almış olursunuz. Bu tür kanal içerisinde çok fazla hareket yapmamak gerektiğini düşünüyordum. Yani önümüzdeki birkaç aylık süre için ben gerçekten borsada şu anki seviyelerin oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Artı bir de şöyle söyleyeyim.
Şimdi sadece bankalar hareket ettirdiği için İMKB yüz endeksini. Hı hı. Yani daha doğrusu çok büyük bir ağırlığı bankaların üzerinde İMKB yüz endeksini. Buradaki sert geri çekilme, yani İMKB yüzdeki geri çekilmeler, bankalara geçen cuma günü satış geldi ve cuma günü gelen satışla birlikte hızlı bir biz geri çekilme gördük. Bu sefer diğer hisselere de satışlar geliyor. Fakat bir bakıyorsunuz ki diğer hisselerde orada satışlar geldikçe aşağıda birileri de almaya da başlıyor. Ama bankacılık hissesi, bankacılık kesimi şu an yabancı yatırımcıyı da bir miktar korkutmuş durumda. Ve bu nedenle de ben özellikle şunu söyleyeyim. Bu seviyelerde oluşacak, her gelen açıklama sonrası oluşacak dalgalara çok kapılmamak lazım. Ama ben 76.500'ün altındaki seviyeler, ki 73.000 burada vereceğim grafikte, daha önceki bizim direnç noktamız, asıl çok önemli direnç noktası ve 71.500 seviyesi, şu alttaki çizgi, bu çizgi, yani şu çizgi, bundan sonraki süreçte, yani şu bölgeye geldiği zaman 75.000'e, 75.000, bunun öncesinde bir 73.500 seviyesi var. 75.500, 2.000 puan kalmış bir durumda. Bu aralık bence gerçekten, evet, önümüzdeki süre için hisselerde, çünkü tam bilançolar da açıklandı. Bugün web sitemde şeyi verdim. Bütün açıklanan bilançoların da şirketlerin esas faaliyetten elde ettikleri kar ne kadar artmış ya da azalmış. Net karları ne kadar artmış ya da azalmış. İstikrarlı bir şekilde her zaman kar açıklıyor mu bu şirket? Buna ilişkin bütün rasyoları verdim. Onu da incelesinler. Bu dönem portföy oluşturma veya daha önce oluşturulmuş portföyde yeni bilançolara bakarak kötü kağıtlar varsa portföye, oradan iyi kağıtlara geçme dönemi diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi altına dolara bakacağız, sorular var ama bir reklam aramız var. Reklama, evet, gidelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Market alışverişlerinizde ekstra kazandıran fırsat. 10 Mart'a kadar farklı günlerde tek seferde 75 lira ve üzeri toplam 4 market harcaması yapın, tam 30 lira paraf para kazanın. Paraf benzersiz ayrıcalıklarıyla kazandırmaya devam edecek. Buyurun, ayrıcalıklar bu parafta. Ayrıcalıklar bu parafta. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. En özel haberler, hiçbir yerde bulamayacağınız foto galeriler, en eğlenceli videolar, Türkiye'nin en çok okunan, gündemi belirleyen köşe yazarları, Türkiye'nin en güvenilen, en hızlı güncellenen haber sitesi bugün.com.tr'de. Paranın rotası devam ediyor. Hocam, sorular da gelmeye başladı. Şimdi İMKB ile ilgili de şöyle bir soru var. Aydın Yağcı diyor ki, tarihinde en çok kaç hafta üst üste düşüş göstermişti İMKB? Bu konuya değinir misiniz? Evet, şöyle, bu hafta Para Dergisi'nde, pazar günkü dergide bir grafik verdim. Grafik çok net değildi ama Barış, 5 hafta üst üste kaç defa düşüş olmuş İMKB tarihinde? Şimdi geçen hafta itibariyle 5 hafta üst üste düşüş, evet, oldu. Şimdi 6 hafta düşüş var mı diye baktım. 6 hafta boyunca düşüş var mı diye baktım. Evet, var, 2 defa. 1990 ile 2013 arasındaki 24 yıllık süre içerisinde, 2013 tam bitmedi ama, 5 hafta düşüş olduğu dönem sayısı, arka arkaya 5 hafta düşüş olduğu dönem sayısı 8. 7 ya da 8. Şu an hatırlamıyorum. 2 hafta, 2 defa da 6 hafta arka. 7 hafta arka arkaya düşüş olmamış. Arada bir hafta yükseliş olmuş. Fakat burada 2008 krizi var, 94 krizi var, 2001 krizi var. Yani böyle devasa krizlerde ortaya çıkıyor bu 5-6 hafta arka arkaya düşüşler.
Şimdi aslında onunla ilgili olarak bir şey yazmıştım ama bir formül yazmıştım ama o formülü maalesef bulamadım. Hani grafik üzerinde ben bunu gösterecektim. Fakat şu an evet yok hayır evet bulamadım. Neyse şöyle o bu haftaki zaten para dergisine bakarlarsa orada görürler. Peki ortalama düşüş oranı ne olmuş? Yani 5 hafta arka arkaya düşmüştür de ortalama olarak 5 haftada ne kadar ne düşmüş? Baktığımız zaman zaten kriz dönemlerine rast geldiğimizde 1990'lı yıllarda böyle bizde enflasyon %50-60 ya. Hı hı. O zaman %20 falan düşüş olabiliyor. Şimdi biz %13 düştük. Ve şeye baktığımda bu acayip heyecan veriyor insana şey açısından. Geçmiş performansa baktığınızda geleceği garanti olarak göstermez ama bak şu 5 hafta arka arkaya düşüş. 1, 2, 3, 4, 5 hafta. Bundan önce bakıyorsun mesela 2011'de Asya Avrupa krizi var. 2 hafta düşüş, arkasından 4 hafta yükseliş şeklinde. 2 hafta düşüş, 1 hafta ciddi yükseliş şeklinde gösteriyor kendisini. Artı bir de mesela şurası 2008 yılı. 1 2 3 4 hafta düşüyor ve arkasındaki gelen haftada düşüşün yarısı kadar yükseliyor ve mutlaka 5. haftadan sonra yani bu haftada düşersek zaten bu artık al diye bağırır yani borsa. Hı hı. Yani al diye bağırıyor demek. Çünkü 6 hafta, 7 hafta üst üste zaten düşüş yok. O zaman bu haftada düşecek olursa, bu hafta dipten kim alırsa o zaman büyük bir olasılıkla gelecek hafta içerisinde kazanma olasılığı var. Yani büyük bir olasılık bu. Geçmişin istatistiğini sadece şey yapıyoruz. Bakıyorum ben geriye doğru döndüğümde hep 4 hafta yükseliş, düşüş, 1 hafta yükseliş ve sonra bir hafta daha düşüş şeklinde ortaya çıkıyor. O yüzden o bence istatistik önemli bir istatistik. Burada mesela 94 krizi, bak 94 krizine bak. 1, 2, 3, 4 hafta yükselişten, düşüşten sonra şu şekilde, 4 hafta düşüşten sonra şu şekilde ortaya çıkıyor. Düşüşün yarısı kadar neredeyse bir yükseliş meydana geliyor. Sonra 3 hafta daha düşüyor. Ve bu sert şeylerden sonra dikkat et ilk gelen dibin altına çok fazla inmiyor sonraki düşüşlerde. Hı hı. Hep alım fırsatı veriyor. Çift dip dediğimiz bir hareket yapıyor. Bu anlamda ben şunu düşünüyorum. Yani şu an artık çok fazla hani şurayı kırdı daha da aşağı uçacak hani olabilir. Allah korusun yani çok olağanüstü bir gelişme olduğunda tabii ki bir krizi başlatır. Ama şu an ben ortama bakıyorum. Makroekonomik performansa, bütçe acayip çok iyi gelmiş. Faizler 5.60'a düşmüş. Faizde yükseliş yok. Dolarda işte 1.80 seviyesinde hani büyük bir hareket yok. 1.75'lerden 76'dan yaklaşık 3 kuruş arttı. 80'e geldi. Hı hı. O anlamda ben şu anki ortamın hakikaten toplamak için, hisseye yatırım için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Hani 2-3 hafta sonra biz daha konuştuğumuzda o zaman çok daha net görebileceğiz bu dönemlerin nasıl olabildiğini, nasıl olduğunu. Ama tabii ki her zaman yatırımcı şuna hazırlıklı olmalı. Her zaman bir B planı olmalı. Peki hocam, Ahmet Mimaroğlu diyor ki hocam endeks fonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Warren Buffett sık sık düşük kesintili endeks fonlarını öneriyor. Bizdeki endeks fonlarının kesinti oranlarını nasıl buluyorsunuz? Katılım endeksi hakkındaki fikirleriniz neler? Şimdi Ahmet Bey'e ben teşekkür ederim. Ahmet Bey bana bu hafta sonu, geçen hafta bir mail göndermişti. Hı hı. Gerçek bir yatırımcı yani. Aslında bir gün gelirse eğer buraya davet etmek isterim. Çünkü onun o görüşlerini okuyunca ben gerçekten hayran oldum. Yani bir yatırımcının nasıl düşünmesi gerekiyorsa diyor ki ben diyor hocam sizin diyor birkaç eğitiminizi aldım. Çok faydalandım diyor. Artı ama diyor ben diyor şu an kendi işime odaklanmış biriyim diyor. Bakıyorum ki diyor biz diyor yatırım yapacaksak o zaman bu şirketin bilançolarını inceleyeceğiz. Bu şirket hakkında haberleri inceleyeceğiz. Ama ben diyor 5 yıl 10 yıl bakmayacağım. Ve gerçekten bana sürekli kar edip kar payı gönderecek bir şirket seçip buna ortak olmak istiyorum diyor. Bunu diyor nasıl yapabilirim diyor. Ve kendi faiz hassasiyeti de var. Ve bununla ilgili o kadar güzel bir soru sormuş ki ben bu soruyu cevaplayacaktım. Dedim ki en azından hani uzun cevabı çünkü. En azından diğer yatırımcılara da şey olsun diye bugün
Burada da soru sorunca en azından buradan cevaplayalım. Bir kere her yatırımcı böyle olmalı. Ve çok ilginç, yaşı da çok genç, ben inanamadım. Yani bu yaşta bu şekilde düşünüyor olması. Yani 26 yaşında Ahmet Mimaroğlu ve özellikle de o mentalite Warren Buffett stratejisi diyoruz biz ona. Yani Warren Buffett bir hisseyi aldığı zaman minimum 10 yıl tutuyor. Ve tamamıyla büyüyecek hisseler alıyor. Mesela çok ilginçtir. Çocukların en sevdiği ürünler neyse o şirketlerin hisselerine işte yatırım yapıyor. Ne bileyim işte her gün tüketilen jilet gibi, işte gıda gibi belli. Böyle sürekli cash, nakit getiren şeyler. Yani hep nakde odaklanıyor. Bir şirkete ne kadar çok nakit giriyorsa para basıyor anlamına geliyor. Ve o şirkette değer kazanıyor sonuçta. Yatırımcıların da tabii ki böyle düşünmesi lazım. Bu ve Ahmet Mimaroğlu tüm seyirciler için faydalı olabilecek bir sorun var diyor. Asıl bence faydalı olacak kısmı kendi düşünce mentalitesi, yani yatırımcı mentalitesi. Endeks fonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Endeks fonları şöyledir. Endeksle paralel hareket eder endeks fonları. Yani IMKB 30 fonları var, IMKB 100 fonları. Burada başarı şudur, ne kadar IMKB ile yakın gidersedir. Ama faiz hassasiyeti olan birisi için de endeks fonları uygun değil, onu söyleyebilirim. Çünkü endeks fonu da olsa endeksin bir kısmı kadar, bir mesela işte o konuda fonun içine alınan kağıtlar içerisinde eğer gelirlerinin %30'dan fazlası faiz gelirse şirketin, mesela onun uygun olmadığına dair, caiz olmadığına dair genel görüş var. Bu anlamda ben şey yapmıyorum, yani o hassasiyetleri olanlar için önermiyorum ama normal endeks fonlarını şöyle önerebilirim. Uzun vadeli endeks fonları gerçekten önerebilirim. Artı bir de Ahmet Mimaroğlu'na benim bir işte en azından söyleyebileceğim bir şey var. Hani diyorum ya, bir büyük ekip kurduk, bu ekiple biz çalışıyoruz. Hakikaten bu tip ihtiyacı olan yatırımcılara da o şekilde, yani o hiç şey yapmayacak, ilgilenmeyecek ve direkt olarak onun işte uzun vadeli seçilmiş, analizi yapılmış hisse senetlerinin önerisi, yatırım danışmanlığı sözleşmesi bağlamında zaten onu biz Allah'ın izniyle inşallah Nisan veya Mayıs ayında başlatacağız. Warren Buffett tarzını beğeniyor. Bizdeki endeks fonlarının kesinti oranlarını ben yüksek buluyorum. Çünkü siz bir para yatırıyorsunuz ve bunun hani %2,5 yıllık, %3'ü kesiliyor. Fon sizin 100 bin liranız, 3 bin lirasını zaten alıyor. Buna %5 kazandırsa %2 getirmiş oluyor. Endeks o sene düşse %15, endekse kadar düşmüş olduğunu varsayalım. Aslında sizin %18 düşmüş oluyor %2,5'tan. Ben onu yüksek buluyorum. Ve katılım endeksi hakkındaki fikirlerimi sormuş. Katılım endekslerinin en azından böyle hassasiyetleri olan, faize duyarlı yatırımcılar için uygun olduğunu söyleyebilirim. Peki hocam, Umut Kaya, dolar 1.80'i aştı, 1.83.5'lara gider mi? Ya da nereye kadar gider? Altın ons ve euro dolar paritesi ne olur demiş. Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Dolarda şöyle bir durum var. Yani dolar grafiğini verelim arkadaşlar. Dolar evet 1.80'e kadar geldi. Ben özellikle de 1.79.50-1.80 aralığında artık daha fazla dolar alınmamasını önerdim ve bu önerim de devam ediyor. Yani doların yükselmesinin sebebi Barış, Fed'in toplantı tutanaklarında, Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantı tutanaklarında işte belki de varlık alım programlarını bir miktar durdurulacakları, azaltacakları veya sonlandıracakları şeklindeki beklentilerdi. Ama bu hafta ortaya çıkan haberler şunu gösteriyor. Bernanke yapmış olduğu bir toplantıda bu varlık balonuyla ilgili endişeleri dile getirildiğinde öyle bir sıkıntının şu an hiçbir şekilde olmadığını söylüyor ki bu bir miktar rahatlattı piyasayı ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın son almış olduğu kararlar. Bir yandan faizleri indirirken hem üst seviyeyi hem alt seviyeyi, arkasından muzam karşılıkları arttırdı. Piyasadan oldukça önemli miktarda dolar ve altın tekrar muzam karşılıklarına yatmak için girdi. Bu yüzden 1.80'e geldi. Şimdi buradan 1.82 seviyesi hala söz konusu olabilir. Ama ben 1.80'in üzerinde kesinlikle dolarda artık alım önermiyorum. Yani 1.75'e geldiğinde önerdiğimizde millet 73 olur mu, 75 olur mu? Şu anda da 82 olur mu? Olur tabii ki. Yani rahatlıkla olabilir. Hani satmak için düşünenler için
Özellikle 1.80 üzerindeki seviyeler kademeli olarak düşünülebilir. Ama buralarda dolar bir miktar artık yatay hareket yapacaktır diye düşünüyorum. Yani 1.79.50 ile 1.80 aralığında, 1.80.50 aralığında bir miktar yatay hareket yapacaktır. Boşluk bırakarak yükselmiş. Ama şu an için Türkiye'de şeyde olması gereken seviyeye doğru geliyor. Bu ekonomi için çok sağlıklı bir durum. Yani doların yükseliyor olması. Şu an 1.77-60 seviyesi de önemli bir destek oldu. Tekrar bu seviyenin altına gelecek olursa, 1.76'lara doğru gelecek olursa tekrar oradan alım düşünülebilir. Ama şu aşamada çok da fazla şey yapmıyorum yani. Hocam altın onsunu sormuştu bir de. Bir de Abdullah Aktürk demiş ki hocam altında bekleyin demiştiniz, yorumunuzda bir değişiklik var mı demiş o da. Alım için bir miktar daha beklenmesini ben öneriyorum. Yani alım için bekleyin demiştik daha önce de, ama altında genel olarak hep geri çekilmelerin yaşanabileceğini belirtmiştik. Şu an altının grafiğini verelim arkadaşlar. 1554 doları gördü ve şu seviyelerde yatay bir hareket yapıyor. 1525 dolar seviyesi daha önceki şu seviyelerde destekti. Aşağıda çizdiğim seviyeler. Onu gösterebiliriz. Yani şu seviye, şu çizginin olduğu seviyeler destekti. Şu an altında bir miktar bekleme var. Buradan 1600'e doğru bir tepki olabilir. Yani kısa vadeli eğer onz altın soruyorsa büyük bir ihtimalle FX piyasalarında altın trade ediyor izleyicimiz. Eğer öyle bir şey varsa o zaman şöyle söyleyeyim. 1564 dolara stop koyarak bu seviyelerden eğer long olursa 1610-12 dolar civarında kar realize edebilir. Ama 1564'ün altına indiği anda stop yapması lazım. Ama altın bir süre daha zayıf kalacak, onu söyleyebilirim. Hı hı. Necat Bey de hocam BES'lerde likide geçmeyle ilgili görüşünüzü BES'lerde şimdi biliyorsun bireysel emeklilik sisteminde biliyorsun fonlar var Barış. Hı hı. Yani sen bireysel emeklilik sistemine koyduğun parayı fon yapısı seçmişsin, ona dağıtıyor bireysel emeklilik şirketleri. Likide geçme anlamında şunu söyleyebilirim. Tahvil bono fonları azaltılsın artık. Yani BES'te tahvil ve bonoya yatırılmış fonlar azaltılıp borsa A tipi fonlara oran arttırılabilir. Mesela şöyle %50-50 ise, hı hı. %10'u likittedir, %40'ı işte şeydedir, %70'i tahvil bonodadır. Ben %70'in %30'unu alır, yavaş yavaş A tipi hisse fonlara geçmeye başlarım bu seviyelerden, BES'te olsam. Ve şeyde de likitlerde de zaten faizler genel olarak düşük kalıyor. Yaklaşık hisse ve tahvil bono ve likit oranını ortalama olarak, hani risk yapısına da bağlı insanın. Mesela ben kendim alacak olsam %60-70 rahatlıkla hisseye çıkabilirim şeyde. Ama daha ben para kaybetmeye karşı çok duyarlıyım, aman azalmasın diyorsa ki, bu zaten 10 yıllık bir süreç. Yani ben minimum 10 yıllık, bugün BES'e girmiş birisi en erken 10 yıl sonra emekli olabilecek. Ve büyük bir ihtimalle borsada önümüzdeki 10 yılda diğer getirilerden daha yüksek bir getiri sağlayacaktır. Yıllık ortalamalarda bakıldığında ve zaten Amerika'da, Avrupa'da yapılmış bütün çalışmalarda bunu gösteriyor. Genellikle faizin 2 katı bir getiriyi borsada yakalayabiliyorsunuz. Ben böyle bir öneride bulunabilirim. Ama tahvil ve bono fonlarında bir miktar artık azaltmak lazım. Parite de soruldu hocam. Euro dolar, bir de euro Japon yeni, dolar Japon yeni kısa vade. Şimdi euro dolar paritesi çok sert bir şekilde geri çekildi. Ve benim tahminim bu geri çekilme yaklaşık olarak en fazla sürebileceği yer yaklaşık olarak 1.30 seviyesi. Şu an artık alım seviyesine yaklaştı euro dolar paritesi. Euro dolar paritesinde benim önerim özellikle bundan sonraki geri çekilmelerde direkt long pozisyon alınarak 1.30'a stop konulabilir. Burada yalnız yaklaşık 150 bas puanlık bir 150 piplik bir aralık var. Normalde burada 1.30'a stop koyarak düşüşlerde alırdım ama şu an tepki olarak yaklaşık yarın İtalya seçimleri sonuçlandıktan sonra Euro'da bir hızlı eğer beklendiği şekilde sonuçlanırsa, yani Berlusconi kazanmazsa 1.33.50'ye kadar bir yükseliş olabilir. Euro Japon yeninde de biliyorsun daha önceki yorumlarımda hep şunu söyledim. Bu aşamadan sonra yükselişlerde Euro Japon yeninde Japon yeni çok fazla değer kaybetti uzun süredir. Önemli bir düzeltme yapması beklenebilir. Yukarı doğru gidişlerde ki 125 seviyesine yaklaşıldığında ben genellikle short pozisyon öneririm. Ama 127.50 de stop seviyesidir oranın.
125 civarında short pozisyon açan birisi eğer zarara katlanabiliyorsa, 127.50'de sattığında zarara katlanabiliyorsa orada short pozisyon açabilir ve yaklaşık 118-116 seviyesinde de bence kar realize edebilir. Ama bir süre daha Euro Japon yeni hemen sert düşmeyecek diye bekliyorum. Yani bir süre daha yaklaşık 121 ile 127 arasında gidip gelecektir. Peki hocam, son iki dakika artık. Çok kısaca hemen Turgut Cin'in yorumunu da aktaralım sorusuyla beraber. Ha, Turgut Bey'in önemli bir sorusu vardı. Sen oku lütfen. Prim yaptık, ayrışarak yaptığımız fazla primi geri verdik. En önemli soru şu ki Dow tarihi zirvesinin sadece %1 aşağısında. Şu bir gerçek, yurt dışında bir düzeltme gelecek. Bu düzeltme sırasında biz içeride ne yapabiliriz? İyimser beklentilerimiz mevcut fakat zamanlama çok kötü denk geldi. Gerçi yurt dışında yaşanacak bir düzeltme içeride satılanların yerine konulması açısından bir fırsat da yaratmakta, bu bağlamda değerlendirmeniz demiş. Hocam bir dakika indi süremiz. Barış, Turgut Bey doğru söylüyor. Çok zirveye yakınız ama ben bir konuda aynı görüşü paylaşamıyorum. Şu an hemen grafiği verelim. Dow Jones Endeksinde rally tipi bir yükseliş var. Ve bu zirveye, yani 200-250 zirvesine, ki 250 zirvesi şu seviyeler, 230 zirvesi, 239 en yüksek seviye. Bu zirveye doğru ben hareket edeceğini düşünüyorum Dow Jones'un. Hatta buranın da üzerine geçeceğini düşünüyorum şeyden sonra, Mart ayıyla birlikte. Şu Obama bu işi hallettikten sonra Bernanke'nin yeni mesajları çok önemli diye görüyorum. Dow Endeksinde eğer sert bir düzeltme gelecek idiyse bu Fed'in toplantı tutanakları sonrasında gelmeliydi. Ama ayrıca kötü ekonomik veriler de geldi. Dolayısıyla buradan bu rally tipi bir hareket ve yatay bekleme dönemini bitirmek üzere ve yeni bir hazırlık yapıyor görüntüsünde. Yani 14.250'ye kadar Dow gidebilir. Hemen bir düzeltme ben beklemiyorum. Önce bir 14.200-250'yi bir görmek lazım. Peki hocam, süremizi artık doldurduk. Son bir şey daha vardı, onu da ekleyelim hemen. Merkel'in ziyareti verecek mesaj nasıl etkiler? Bence piyasa üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Yok. Merkel'in hani çok size bir 20 milyar dolar gönderiyoruz demediği sürece etkisi olmaz. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Bugün süreyi doldurduk. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Şimdi bir ara vereceğiz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.